Sevgili izleyicilerimiz, videomuza hoş geldiniz. Bu videoda size dün çıkartmış olduğumuz haftalık yatırım fonları bültenimizi kısaca anlatmaya çalışacağım. 21.sini yayınladık bu hafta yatırım fonları bültenimizin. Bültenimizde neler var? Başlıklar halinde ve biraz daha ayrıntıya girerek size anlatayım. Evet, sevgili izleyicilerimiz, perşembeden perşembeye baktığımız ve verilerini kullandığımız yatırım fonlarımızla, yatırım araçlarımızla ve piyasalarla ilgili bültenimizde ilk sayfamızda geçtiğimiz haftanın ekonomik gelişmelerinden ve piyasalardan bahsediyoruz. Tabii Rusya-Ukrayna savaşı ana gündem maddesi kalmaya devam ediyor. Burada bu hafta hep Rusya'ya getirilen ağır yaptırımlardan, ekonomik yaptırımlardan bahsedildi. Özellikle de SWIFT sisteminden çıkartılmış olması enerji dışında oldukça önemli bir haberdi Rusya'nın. Bununla birlikte Rusya Merkez Bankası hem SWIFT sisteminden çıkartılmış olması hem de Merkez Bankası'nın işlem yasağına Merkez Bankası'nın işlem yasağı getirilmiş olması rublenin değerinde çok hızlı bir düşüşe sebep oldu. Bunu birazcık bertaraf edebilmek için Rusya Merkez Bankası politika faiz oranını %9,5'tan %20'ye çıkarttı geçtiğimiz hafta. O da bir tedbir olarak. Onun dışında Rus ihracatçılarına ticaretteki döviz kazançlarının %80'ini satma zorunluluğu getirdi hükümet. Bir yandan da Ukrayna ile olan görüşmeler devam ediyor. Üçüncü tur görüşmelerde bu hafta sonu gerçekleşecek diye biliyoruz. Bunun dışında tabii bir yandan da Fed'in faiz arttırımı var. Mart ayında yapmasını beklediği faiz arttırımı. Geçen hafta Powell'ın iki gün boyunca çarşamba ve perşembe günkü konuşmaları takip edildi. Bu konuşmalarda birazcık daha güvercin, biraz daha sakinleştirici bir tarzı, tonu vardı Powell'ın. Bu da piyasaları bir nebze yumuşattı diyebiliriz. 0.25'lik yani 25 baz puanlık bir faiz artışını konuştuklarını söyledi Powell. Bizim piyasamızda en önemli haber perşembe günü açıklanan TÜFE oranıydı. TÜFE %50'nin üzerine çıktı. 54.4 olarak açıklandı. Aylık TÜFE de Şubat ayında %4.81 olarak gerçekleşti. Bu arada yurt içi üretici fiyat endeksi de %100'ün üzerine çıkarak yıllık %105.01 olarak açıklandı. Aylık olarak da %7.22 artış kaydetti. Tabii oldukça yüksek enflasyon rakamlarından bahsediyoruz. Burada özellikle geçtiğimiz haftalarda Rusya-Ukrayna savaşının petrol üzerindeki etkisi de, artırıcı etkisi de enflasyonumuzda önemli bir paya sahip oldu diyebiliriz. Petrol fiyatları az evvel söylediğim gibi 9 yılın zirvesinde Şubat 2013'ten beri en yüksek değerine ulaştı. 118 dolara kadar çıktı. Borsa İstanbul'da ise 4 gün boyunca yükseliş gördük. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe 2000 doların üzerine çıkmayı başardı BIST endeksimiz. Fakat günlük işlem hacmimiz hala 30 milyar lira düzeylerinde yaklaşık olarak devam etmekte sevgili izleyicilerimiz. Şimdi gelelim yatırım araçlarına bakalım. Borsa İstanbul'un iyi gittiğini söylemiştim. Bu tabii %9.3'lük geçen perşembeden bu perşembeye baktığımız zaman BIST endeksinde bir artışa işaret ediyor. Altında da küresel olarak ons altın değerinin yükselmesiyle beraber gram altının %2 arttığını görüyoruz. Dolar, euro ve sepette negatif getiriler bu hafta haneye yazıldı. Yatırım fonları tarafına baktığımızda ise tabii Borsa İstanbul'daki yükseliş yerli hisse senedi fonlarını olumlu etkiledi. En yüksek getiriler katılım hisse ve yerli hisse senedi fonlarımızda. Karma fonlar onu takip ediyor. Kaybettiren fonlarımız ise Eurobond fonları ve altın fonları olarak bu hafta yerlerini aldılar sevgili izleyicilerimiz. Haftanın en çok kazandıran 3 fonu teknoloji fonları. Bu daha çok yeni kurulmuş olan İstanbul Portföyün Blockchain Teknolojileri Karma Fonu en yüksek getirili %16.03. İş Portföyün Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fonu ve 3. sırada gene İş Portföyün BIST Teknoloji Endeksi Fonu %10 üzerinde yatırımcısına kazandırdı diyebiliriz.
Şarp rasyosunu gene en yüksek ve en düşük olarak bültenimizden izleyebilirsiniz. Yatırımcı sayısı en çok artanlar, en çok nakit girişi olan fonlar, bunlardan da yine bültenimize bahsediyoruz. Bir de bilgilendirme kutumuzda fonlarda vergi istisnasından bahsettik bu hafta. Hatırlayacaksınız, fonlarda stopaj muafiyeti 31 Mart 2022 tarihinde sona erecek. O sona ermeden portföyümüze alacağımız kıymetli maden fonları, para piyasası fonları, Türk lirası bazlı borçlanma araçları fonları, gene TL bazlı fon sepeti fonları ve TL bazlı katılım fonlarında eğer alımı 31 Mart'a kadar gerçekleştirirsek, bunun üzerinden ne zaman satarsak satalım, kazanç elde ettiğimizde herhangi bir vergi ödemeyeceğiz. Böyle bir vergi muafiyeti yatırım fonlarında mevcut. Sevgili izleyicilerimiz, bültenimizin geri kalan iki sayfasında kategorinin en yüksek getirdiği ilk üç fonunu görebilirsiniz ve kategorinin en düşük getirdiği ilk üç fonunu da yine bu sayfalarımızdan izleyebilirsiniz. Fon analiz kısmımızda ise bu kez altın piyasaların gündemindeydi güvenli liman olarak. Bize bir altın fonunu inceledik. FIBA Portföy'ün altın fonu. FIP kodlu. Fonumuzun burada işte takvim yılı getirilerini, portföy büyüklüğünü, yatırımcı sayısını, risk değerini, aşağı yönlü riskini, negatif getirili gün sayısını, şarp oranını, varlık dağılımını, diğer yatırım araçlarıyla karşılaştırmasını ve maksimum kayıp analizini yine bültenimiz sayfalarından okuyabilirsiniz. Evet, aşağı doğru iniyorum ve son bölümümüzde de piyasada önümüzdeki hafta takip edeceğiniz gelişmeleri verdiğimiz kısmımız var. Burada Amerika, Avrupa, Asya ve Türkiye olarak 4 bölümü ayırdık ve 5 gün boyunca neleri takip edeceğiz? Önemli ekonomik olaylar, piyasalardaki gelişmeler neler olacak? Bunları yine bu tablomuza bakarak önümüzdeki hafta izleyebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Ben şu ekranımı kapatayım. Evet, sevgili izleyicilerimiz, bültenimizi bugün web sitemize ekledik. Ama siz daha önce mail adresinize gelmesini isterseniz bültenimizin, o zaman iyigelir.net web sitemize girerek mail adresinizi bırakabilirsiniz. Hepinize keyifli okumalar diliyorum. Yarın akşam foncu programımızı kaçırmayın. Osmanlı Yatırım Varlık Yöneticisi Selim Hun'la piyasaları konuşacağız. Savaşın ve Fed'in Kıskacında Piyasalar isimli programımızda sorularınızı da sorabileceksiniz sevgili izleyicilerimiz. Hepinizi yarın akşamki programımızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bol kazançlı haftalar diliyorum.